Bugün en önemli spor dallarından bir tanesi futbol ve dünyada milyonlarca fanatiği var. Oysa geçmişte farklı spor dalları ön plandaymış. Mesela Bizanslılar döneminde maviler ve yeşiller varmış. Bunlar atlı yarış arabalarıyla Sultanahmet Camii'nin hemen yanındaki hipodromda yarışırlarmış. Osmanlı zamanına geldiğinizde ise özellikle okçuluğun ve ciritçiliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bunların da en önemli takımları lahanacılar ve bamyacılar. Hatta Topkapı Sarayı'nın harem bölümüne girdiğinizde veliahtların eğitim gördüğü odanın içinde hem bamyacıların hem de aynı zamanda lahanacıların sembolü var. Burası Boğaz'ın ana yolu. Hemen Çengelköy Polis Karakolu'nun önündeyiz. Eminim çoğunuz buradan defalarca geçti ama lahanacıların bu çeşmesini hiç görmedi. Çeşmenin eskiden yalağı da vardı ama yıllar çerçevesinde yol yükseltilince maalesef sadece bu kadar kısmı kaldı. Bu çeşmenin bir başka benzerini de Paşa Bahçe'ye gittiğinizde görebilirsiniz. Onun adı da Serasker Mustafa Paşa Çeşmesi olarak geçiyor. Ve o kadar fanatiklermiş ki geçmişte bazı lahanacılar ve bamyacılar takımlarının sembollerini kendi mezar taşlarına da işlettirmişler. Aynı zamanda şehzadelerin ve sultanların da bu takımlara çok düşkün olduğunu görüyoruz. Mesela 3. Selim bunlardan biri. İyi de bir şair olan 3. Selim lahana için bir şiir de yazmış. Çengelköy'ün adıyla ilgili çok sayıda rivayet var. Ünlü seyyah Evliya Çelebi 1453'te İstanbul'un fethinden sonra civarda kanca ve çengeller bulunmasına bağlamış bu ismi. Kimileri ise semtin adını burada deniz kenarında bir cami inşa ettiren Kaptanı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa'dan aldığını anlatmış. Balıkçısı, çiçekçisi, fırını ve manavıyla adeta mahalle atmosferini görebileceğiniz yerlerden bir tanesi Çengelköy. Çengelköy'ün ara sokaklarında sivil mimarinin çok güzel ahşap örnekleri var. Programımızı seyredenler hatırlayacaklar. İlk bölümümüzde aynı zamanda Çengelköy'de bulunan Macar Feyzullah Paşa Köşkü'nü de gezmiştik. İsterseniz öncelikle ona bir göz atalım. Ardından da Çengelköy'deki Ayayorgi Rum Kilisesi'ne gideceğiz.